Merhabalar. Merhaba Can abi. Abi mi? Tabii aramızda 2 gün olduğu İki gün için 6 saat. doğru. 2 günün farkı çok canım. Değil mi? Öyle. Hem Yani yan yana boyun. bizi görseler farkı görürler. Herkes yani Değil şok mi? olur. Bir anlat ya, ben cidden çok neyi merak ediyorum. Önce kimsin? Onu bir söyle. Kimse seni tanımıyor. Doğrudur. Ben baba tarafım Güçlülerden. Tamam. Bahattin Güçlü'nün oğluyum. Haçlık'ın torunuyum. Anne tarafım Bayramlar'dan. Hacı Bayram'la Zayda Bayram'ın torunuyum. Annem Rabia. Onlar hep Danimarka'da yaşıyorlar. Bir annem Danimarka'da yaşamıyor. Biz de gelmiş işte Danimarka'ya gönderdiler çocukken. Tamam. Öyle işte. Kaç yaşında geldin? Vallahi 1991'de geldim. Ben 14 yaşındaydım. 14. Otobüsten geldim. Tamam. 3 gün yolculuk yaptım. Bilmiyorum, çocukluk bir hayaldi. Babam rahmetli memurdu. Pasaport verdiler bize, yeşil pasaport. Oğlum dedi, burada hayat yok, gidin dedi. Dayım da çağırdı, Nail dayı. Biz de çıktık gittik otobüsle. Yani büyük bir cesaret, 3 gün otobüsle nasıl geldim o 14 kadar yolu. yaşında. Demek ki o zaman bayağı şeymişim. Büyük bir hayalle geldim buraya. Çünkü benden bir sene önce annem geldi Danimarka'ya. Öyle bir anlattı ki, o biraz böyle havayı çok sever. Dedi, abim gelin bir villası var dedi. Ben böyle şöyle anlattı ki işte İsveç Danimarka yolu üzerine, ben o zaman Dallas dizisi vardı. O Dallas'taki beyaz bir villa gibi hayal ediyorum. İşte bir girişi İsveç otobandan, bir girişi şöyle Danimarka tarafından, yani sanki otoban üzerinde gibi. İşte Danimarka her yer mermer, her yer asfalt, öyle zannediyordum. Çocuğuz o zaman öyle. İşte geldim, tabii bir şoka uğradım. Öyle bir tatlı gelişimiz oldu. Yani gelince ne hissettin? Hani Yani sen öyle sanıyorsun ya, çok gördüğün oldu. neydi? Çok iyiydi. Şokum böyle yani. Zaten 3 gün yolculuk yaptım, ayağım şişti. Tamam. Ondan sonra Süslü abi geldi, beni aldı. Getirdi şeye, dedemgilin evine. Ben tabii büyük bir ev beklerken 100 yaşında bir eve geldim. Ulan dedim, bu ne dedim. Çocuklar dalga geçmeye başladılar benimle. İçeri girdim. Ahmet dayı kapıda ilk çıkan oydu. Şöyle baktı, dedi sen okumuyor musun lan dedi. He dayı, okuyordum dedim. Çekti gitti, hiç hoş geldin falan yok. Göçer yengemle Ayfer yenge, onlar hoş geldin dediler. Rahmetli dedem de beni ilk otobüsü bir yere bıraktığı zaman telefon etmiş. Demiş ki ben işte otobanda bir yerde bırakacağım. O zaman mobil telefonlar yok. Bu da beni Herlev istasyonunda arayayım derken orada cezayı yemiş. Ceza yiyince o da girer girmez bana fırçayı bastı. Hoş geldin Abi canım. ondan sonra Hasan dayı geldi. Tabii ben kiloluyum. O da bu kilo almışsın falan diye bana kızdı. Arkasından Kadir Koç geldi. O da dedi, bu dedi, tam dedi şey dedi, kapıcı olacak adam dedi. Kapıcı deyince ben Türkiye'deki kapıcıları zannettim. Yani böyle işte beni bir apartmana koyacaklar, temizlik yapacağım. O da bana çok dokandı. Bodyguard olarak. O meğerse vaklıkmış yani, ben ne bileyim. Ondan sonra kalkıp onu dövecektim, o zaten stresler. O kadar sinirim bozuldu. En son teyzem geldi. Teyzem geldi. O bana iyi davranınca ben çocuğum işte başladım ağlamaya. Oğlum dedi, sen küçüksün niye geldin falan. İşte böyle Danimarka'ya geldim, ilk günün şeyi buydu, anısı buydu. Ondan sonra 2-3 ay Nail'le ilgili de kaldık. Ben, Hacı dede, Sinan abim bir odada kalıyorduk. Tamam. Ondan sonra teyzemin evine gittik. Bir iki üç sene de orada kaldık. Öyle yaşadık işte yani. Senin babamla anıların var mı? İkiniz de turistiniz ya. Valla baban çok sertti. Korkardım ondan. Dayılarmış ne? Ahmet dayıdan korkardım. Mehmet dayıdan korkardım. Tamam. En çok da Mehmet dayıdan. Bununla beraber çalışıyorduk biz Mehmet dayıyla. Rahmetli Fethi dayım da, ikisi de Allah rahmet eylesin, şeyde çalışıyordu. Belediyede, Hoyt Asruk Belediyesi'nde. Abi ben pizzadayım. Yalnızım. İşçi gelmedi. Telefon çaldı. Danimarkacı da yok. Sevim abladan işte rakamları öğrenmişim. İnç uçkay. Onu da Türkçe yazmışım. İnç uçkay diye böyle. Alayım mı, almayayım mı derken telefonu aldım. Rakamları ben de senden öğrendim. Evet. Her gelene rakam öğretmişim. İşim gücüm rakamlar. Telefonu aldım. Rahmetli Fethi dayı telefon eden. Belediyeden arıyor. Vay yavrum vay dedi. Kimin yeğeni dedi. Telefon almayı da öğrenmiş falan dedi.
Nevzat gelmedi mi dedi. Yok dedim, gelmedi. Bizim Mehmet gelmedi mi dedi. Dedim o da gelmedi. Tabii başladı. Ulan dedi bizim Mehmet dedi ne zaman çalışacak dedi. Ne zaman uyanacak dedi. Bu ne zaman böyle şey olacak dedi. Bu bir işe yaramaz falan dedi. Mehmet dayı da 41-42 yaşındaydı. Yani biz kıymazdık iş yapmaya. Yapmazdı yani. Otururdu. Gazetesini okurdu. Çayını içerdi. Sabah gelirdi. Akşama kadar o masada otururdu. Giderdi. Tamam ben fitesi 5'e taktım diyecektim. Ulan zaten bir iş yapmıyor işte oturuyor, çay içiyor, Yani kahve Mehmet içiyor. dayı da yanında reklamdan yazmış. Sen dinle. Anlatıyor. Tamam 5'e taktım böyle konuşacaktım. Dedim ya Mehmet yanındaysa dedim. Meğerse Apor'la yazmış Mehmet dayıya dinletiriyormuş benim dediklerimi. Ben de dedim ki dayım gibi adam mı var dedim. 40 yaşında Danimarka'ya gelmiş dedim. 5 çocuğun arkasında bırakmış. O zaman Mehmet abla evliydi. Öbürler hepsi bekardı. Gurbete gelmiş dedim. İşte rızkının peşinde adam çalışkan. Bir baktım Mehmet'in sesi arkadan geldi dedi. Eşi ol eşek anladı dedi. Benim böyle soğuk terler attı tabii. Yani, Mehmet dayı ile aramız vardı. Fethi dayım da öyle çok şakara bir adamdı ya. Çok böyle şeydi. Şen şakraktı. Bir gün beni süslü şeye bıraktı. Bunların Malla Sarı Boy'la ortak pizzaları vardı Rodovre'de. Sabah beni bıraktı. Hep genelde Süslü abiyle gezerdik. Çok severdim onunla gezmeyi yani giderdik işte. Koçer'e gigle gitmeye niyeyse. Beni bıraktı dedi oğlum benim işim var dedi. Sen Fethi'nin dükkanı bırakayım dedi. Akşam gelir seni alırım. Tabii ben de yeni gelmişim ya hep göze girme şeyindeyim. İşte karton yapıyorum. Orayı sübürüyorum, sübürüyorum. Bulaşık yıkıyorum. Desinler ki Cihan çalışkan. Orada da bir tencere şeyi pişiriyorlardı. Chili con carne yani kuru fasulye gibi ama barbunya ile yapılıyor. Ben de açım diyorum ki ulan diyorum bundan bir tabak doldursam diyorum bir ekmek de bandırsam yesem falan. Ve bizi Yalçın orada çalışıyor. Şemsettin Eken bunlar hep bu pizzada çalışıyorlardı. Fevzi dayı hep diyordu oğlum aç mısın sana bir pizza yapayım mı? Tam ben ağzımı açmadan Fethi dayı rahmetli derdi. Ya benim yeğenim yemez ya. Vallahi yemez ya. Vallahi yeğenim yemez. Zayıflar. Vallahi zayıflayacak. Helal olsun benim yeğenim yemez. Yemez yemez diye diye akşam saat 9 oldu. 9'da Şıla abi geldi beni almaya dedi Fethi dedi çocuk bir şey yedi mi? O dedi vallahi benim yeğenim bir şey yemez deyince Şıla abi anladı. Çünkü ona da daha önce çok yapmış ben tanımıyordum. Başladı buna kızdı tabii dedi sen çocuğa bir şey vermedin mi? Eve geldik Göçeren ye dedi anne dedi bu aç dedi buna bir şeyler yap çabuk dedi ne yerse yesin. Vallahi kadın ne verdi bilmiyorum ama benim gözler dönmüştü açlıkta yani bütün gün. Hem o koku içe gibi yemek yeme yani. Öyle aralarım çok yani anlatsam şeylere bitmez. Yani Anladım. aklıma çok geliyor. Çok yani Fethi'yle çok, anneannemle çok. Anneannenle mesela ne vardı? Anneannemlik aslında bir şey yok. Ayhan'la o vardı da anneannem kurban gitti arada. Ayhan şöyle Mehmet dayı rahmetli anneanneye bir telefon vermiş. Demiş ki anne bu telefon senin cebinde dursun demiş. Ben seni direkt arayayım. Yani Nail'i veya Ahmet'in evini aramayayım. Tabii bu bana teyzemgilde oturuyoruz telefonu verdi. Verdi. Dedi oğlum bu kartı tak dedi. Kartı takınca aklıma bir şey geldi. Dedim ki ben bu kardeşimi dedim bir işleteyim. Onun konuştuğu bir kız var. Tuttum yazdım dedim Ayhan dedim ben Zeynep dedim. Bu yengemin numarası dedim. O 2 saniyede cevap yazdı dedi parolayı söyle dedi. Ulan, parolayı söyle deyince çünkü daha önce çok işlettim ya. Bir seferde kızla arasında parola yapmışlar. Dedim ha dedim biz gittik. Dedim Cihan abi sen misin dedi. Ya da Deniz dedi sen misin? Deniz de onu çok yapıyordu. En çok ben yapardım. Ben de dedim o Cihan abinden bahsetme dedim. Ben balkona çıktım beni ara dedim. Şimdi çocuk aradı. Aklına 3 kişi geçiyor. Ya Cihan ya Deniz ya da kız çıkacak karşısına. Dördüncü şahıs yok. Telefon çalınca ben de anneanneme verdim. Dedim o ne telefonu çalıyor dedim. Kadın telefonu aldı dedi, alo dedi. Kardeşim dedi sen kimsin dedi. O dedi ben Hazdayduyum dedi. Zannettik ki Hazdaydu da o işin içinde. Kadına saydı sövdü tabii yani şey yaptı. Bayağı bir kızdı. Kadın da şok oldu ne oluyor diye. Ben gülme tuttu orada. Yani onun da öyle anılarımız çok. Rahmetli dedem de çok acım anım var. O zaten bizim bu şakacılığımız Hacı dededen geliyor. Anneanne tarafı öyle değil. Anneannem ciddiydi. Şakacı değildi. Anneannenle babaanne kardeşti. Kardeşlerdi. Kayhanlardan onlar. Onlar çok ciddiydi. Anneannem bize kızardı. Şaka yapmayın. Zevzeklik yapmayın. Hep nasihat ederdi bize. Hacı dedem ben fazla yaşamadım onunla ama onda vardı o şakacılık. O da bana iş buldum diye beni ağlattı geceleyin. İlk Niye? geldiğim zaman. Ne dedi?
Valla ben Danimarka'ya ilk geldim de tamirhanede çalıştım bir hafta. Bana bu bir yol anlattı rahmetli. Bir saatte gideceğim yolu 3 saatte gidiyorum. Yani tren 10 dakikada gidiyor. Ben 3 otobüs değiştiriyorum oraya gitmek için. Neyse gittim. Tamirhaneyi de hiç sevmedim. Bir Sivaslıydı. Nail dayıyla ortak da adam. Bir gün geldim tamirhane yanmış. Öyle bir sevindim ki. Bir yandan üzülüyorum bir yandan da seviniyorum. Kurtuldum diye. Tabii Süslü abi bir dükkan açacak. Ben de başında bekliyorum. İşte hazırlık yapıyorum. Bir ay sonra açılacak. Yeğenim senden çok memnunum. Seni gırla koyacağım falan filan. Biz akşam da dedemgille yatıyoruz. Rahmetli dedi ki oğlum dedi. Bunlar senden şikayetçi dedi. Niye dedim dedi. Valla dedi herhalde seni Türkiye'ye gönderecekler dedi. Ama dedi deden seni kurtardı dedi. Dedim nasıl kurtardın dedi dedim. Dedi sana iki tane iş buldum dedi. İş ne dedim dedi. Dedi biri tamirhane. Tamirhane deyince benim saçlar diken diken oldu tabii. Oradan bir darbe yedim. Tamirhanede dedi vinç bozulmuş dedi. Bozuk arabaları çekeceğim dedi. Öyle düşündüm böyle düşündüm dedim ulan bozuk arabamı çekeceğim. Kendim bir anda böyle şey yani çekici gibi gördüm. Öbür iş ne dedi dedim. O da dedi kalas fabrikasında dedi kalas çekeceğim dedi. Öyle deyince çocuğum ben 14 yaşındayım. Başladım ağlamaya. Harun Ahmet'le güldü dedi. Oğlum şaka yaptım dedi. Yat yat dedi. Ama iyi bir süre sabah baktım herkese anlatmış. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hiç kimseye yükü yoktu. Sabah 6'da kalkardı. Kendine tost yapardı. Çocuklara yapardı. Bütün torunlarını götürürdü. Yuvaya bırakırdı. Akşama doğru yuvadan gelir alırdı. 6-7 dedim geldim. Evde ne yemek varsa yer gider odasında yatardı. Yani hiç böyle toplumda oturayım, konuşayım, sohbet edeyim yok. Son zamanlar öyleydi ona. Öyle Yani işte. işte. Danimarka'yı çok sevdim. Sevdin mi? Çok sevdim. İlk zamanlar bana şeydi ve ondan sonra 2 sene sonra Ankara'ya gittim. Ankara'da her şey bana ters geldi. Abi ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. İlk geldim de diyordum bizim ev böyle güzel, bizim sokak böyle güzel. Sonra bir gittim 2 sene sonra Türkiye'ye. Yıkılmış Çok değişik Türkiye'de geldi. falan. Şimdi hayatta yani Türkiye bana çok ters geliyor yani Harabe eskisi. geldi ha? Yok. Eski geldi her şey. Yani çok çektik geldim bize. Yani o zaman çocuktuk. Oturumu almak için, şey Oturma. yapmak için bayağı uğraştım. Şimdi şükür Allah'a şükür yani. Sen ne işler yaptın burada? Ne işler yaptım? Vallahi pizzada çalıştım. Pizzada. Hala çalışıyorsun. Şimdi pizzayı bıraktım. Süslü abiyle şeyde her evde kafe işinde ortağım. 5-6 senedir pizzayı bıraktım. Ama geldiğim günden beri hep pizza işinde çalıştım. Yemek işinde. Kafe şu anda bir iş yapmıyorum. Menajerlik yapıyorum. Tuba diyor ki dürüm yer misiniz? Neyse yapsın yeri de. Yeriz Tuba. Köy ekmeği var. Ya pizza işini bıraksam da pizza benim için bir hastalık olmuş Alışmışsın değil mi? yani. Gerçekten öyle. Çok canım istiyor. Şu anda halen o rezilliği çekmek istiyorum. Niye Ciddi bilmiyorum. misin? Vallahi öyle ya. Güzel. Bazen gidiyorum mesela özellikle pizza şeyin dükkanın pizzacısına diyorum sen bir çekil. 20-30 pizza atıyorum. Her tarafım mum oluyor çıkıyor ondan sonra. Öyle öyle. Ben de seviyorum pizza yapmayı. Ha? Ben de pizza yapmayı seviyorum. Ne yapayım Halim valla? yok da artık ama çok seviyorum. Zeynep abla beni koydun Sen geliyorum. kuzenlerinden en çok hangisiyle anlaşıyordun? Birazdan şurada vardı yani. Ya ben kuzenlerim hepsiyle anlaşıyorum da. En Tamam. çok Deniz Bayram'la biz beraber büyüdük. Ankara'da büyüdük. Beraber Danimarka'ya geldik. Onunla aynı Hacivat Karagöz gibiyiz. Yani onun beyninden geçenlerini ben okuyorum. Benimkini de o okuyor. Yani öyleyiz. Yani dayı oğlu, hala oğlu değil de bir nevi kardeş gibiyiz. Yani öyle o kadar diyeyim. Öbür türlü benim bütün kuzenlerimle anılarım çok. Ama en çok Deniz. Öyle mi? Mesela bir tane var. İsmini vermeyeyim. Kardeşim gibi sevdiğim bir isim. Arkadaş. Ben o zaman 17 yaşındaydım. 14 yaşındaydım. Şimdi bize işi dayanmıyor. Biz beraber çalışıyoruz Deniz'de. Herkese takılmaktan, lakap takmaktan, şey yapmaktan işi dayanmıyor. Nail dayı dedi ki bize bir işi lazım. Deniz de dedi benim bir arkadaşım var dedi. İşi bilmiyor ama dedi gelsin dedi. Tamam mı? Çocuğu ben hayatımda görmemişim. Ben o gün tatilim oğlan işe başladı. Bir seher de dayı aradı. Ben Nail dayının evindeyim. Dedi arabayı al gel dedi. Turcu yok dedi. Ben de yolda Deniz'i aradım. Deniz dedim. Tur isterlerse dedim sakın yok deme. Ben yoldayım. Sene 1995. Bu da o oğlana demiş ki oğlum demiş benim halamın oğlu geliyor demiş. Buranın demiş şefi demiş deli.
Sakın demiş, bir dakika boş durma demiş. Boş durursan seni döver. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben içeri girdim. O zaman paltoyla geziyordum. Ne hikmetse bir moda o muydu artık? Böyle kabadayı gibi. He. İçeri girdim, bizim arka kapı açık. Arka kapı da dişçiye koku gidiyor diye problem hep kapalı olsun dedim Nail dayı. Ben de girdim içeriye. Deniz dedim, arka kapı niye açık deyince hemen Kürtçe dedi ki oy hot dedi. Yani aha geldi dedi. Aha geldi deyince ben jeton düştü. Böyle geldi bana dedi. Cihan abi dedi, vallahi özür dilerim dedi. İçeri çok sıcaktı. Kapıyı o yüzden dedi açtık dedi. Ben buna bir tane vurdum tokat. Kapat lan kapıyı dedim. Ama öyle böyle bir gerçek ya. Şak diye bir tane geçirdim. Deniz dedi ki kurban olayım demiş içinden. Ben seni yani anladım diye. Tabii o arkadaş ayağa kalktı. Merhaba genç dedim. O da uzun zayıf bir şeydi. Merhaba dedi. Ben ön tarafa oturdum. Gülmekten ölüyorum. Deniz geldi dedi. Cihan abi dedi sana bir şey yapayım dedi. Ne yersin dedi. Deniz de öldürsen bana böyle kolay kolay bir şey yapmaz. Dedim bir kebap yap lan dedim. Şimdi baktım çocuk fayansları siliyor. Fayansları siliyor. Bulaşıklar hepsini yıkadı. Korkudan yıkadığını bir daha yıkadı. Boş durmayacak ya. Bak vallahi diyorum ha, hiç yaralım yok. Ben seyrediyorum sadece. Sonra iş başladı. O da izler şimdi. İş başladı. Ben tura gidiyorum geliyorum. O deliliğim gitti yani o numara yani. Ben 5 dakikalık şaka yaptım. Saat 8-9 oldu. Biz hamur yapıyoruz. Ben böyle beze yapıyorum. Tepsiye koyuyorum. O da hamuru naylonluyor. Tepsiye koyuyor. Koyarken hamuru böyle düşürdü. Ben de dedim. Aa dedim bu şimdi bizim bütün hamurları dedim şey yapar dedim. İsraf eder. Çocuk öne gitti. Öne gitti. Böyle durdu. Biz tabii hiç farkında değilim. Şu şekil durdu. Ben hamur yapıyorum. Biri gitti önüne geldi dedi. Ulan dedi. Ya da oğlan ağlıyor dedi. Yapma ya dedim. Gittim yanına dedim ki oğlum sen ağlıyor mu dedim. Bana böyle baktı. Baa dedi. Yallah. Çekip gitti. Aha dedim bunu da kaçırdık. İlk günde dedim. Nail dayı bizi keser dedim şimdi. Ulan ben gittim. Arkasından arabayla arıyorum. Otobüs duraklarına, istasyona. Ben derdim onu gitmesi değil. Ben derdim ben Nail dayı ne diyeceğim. Ben ondan korkuyorum. Çocuğu gittim buldum. Dedim vallahi ben öyle bir insan değilim. Hep Deniz'in numaraları, Deniz'in şeyleri. Yani işte öyle çocuğu geri getirdik işte. Şu anda da en iyi arkadaşım yani öyle diyeyim. Ama o da küçüktü, biz de küçüktük. Yani en çok Deniz'den anım var. Halen de var, halen de var. Hakan'la vardı. Rüşvan'la, Nebi'yle vardı. Murat Ali onlar erken taşındı. Nebi de bir gün biz arabayla gidiyoruz. Yolda bir tane kirpiği ezilmiş. Kirpiği ezmiş araba, tamam mı? Biz de Danimarkça bilmiyoruz benle Deniz. Nebi'ye dedik. Nebi durdu dedi. Düğü ambulansı arayalım. Yani hayvan ambulansını. Danimarkaca şeyin ismi Pinkswin'miş. Kirpi'nin ismi. Bu da bağırıyor. Diyor ki Çöksün Svay'la Köpenhan Svay'ın ağzında diyor, bir tane penguene ezdirir diyor. Pingvin diyor, tamam mı? Kadın diyor manyak mısın? Ne pengueni diyor. Bağırıyor. Helve diyor. Ya pingvin. Pingvin diye bir de böyle bağırıyor, tamam mı? O da diyor ne pengueni diyor ya diyor. Gerçekten pingvin diyor. Biz şimdi ambulans beklerken baktık polis arabası geldi. Polis geldi dedi. Ne yapıyorsunuz lan burada dedi. Biz çocuğuz hepimiz. Dedik biz diyor ambulans bekliyoruz dedik. Siz mi aradınız dedi. Evet dedik. Hani ezilen pingvin nerede? Dedik ha burada. Adam başladı gülmeye. Dedi bu pingvin değil dedi. Bunun ismi Pinkswin dedi. Öyle deyince. Ne bileyim. Sözde ne yapmak şöyle biliyor ya. Vallahi billahi. Yolda bizler başladık buna takılmaya. Seni telefon ettirene de. Bu aramızda dil bilene. Bu aramızda dil bilene. Doğma mıyım ya. Bir de ama adamlar ağzı oluyor. Pingvin diyor. Fahir Bey. Pingvin diyor. Böyle yapıyor. Ne bileyim çok ya. Öyle. Onlarla çok geçtik. Nebi gitmiş eczaneye. Ben rahatsız. Ha? Ben rahatsız. Ben rahatsız. Allah hepsine uzun ömür versin. Valla. Evet. Çok güzel anılarımız vardı. Beraber çalışıyorduk hepsiyle. Hepsi derdi seninle çalışmak çok büyük bir zevk. Vakit nasıl geçiyor bilmiyorum. Çünkü hep şaka yapardık. Akşama kadar lak lak luk luk başka bir şey yok. 20 bin yapardık, 30 bin yapardık. Nasıl yapardık bilmezdik. Öyleydi yani. Hep de şey, baş çıvan başı benim. Öyleydi. Ayhan'la bir iki anlamı. Ayhan'la çok. Ayhan boşver. Ayhan'a anılarımı anlatmaya kalksam roman olur. Teyzenle anlat.
Bir tanecik teyzem var. Teyzemle anılarım bilmiyorum. Var öyle şamatalı bir anım yoktu. Yani onun evinde çok kaldım. Emeği çok bende. Yani Danimarka'da iki kişi karşılıksız bana çok emek verdi. Bir Suslu abi, bir de Aynur teyzem. Hiç unutmam valla. Onun evinde çok kaldım. Süslü abi de aynı öyle yani. O da bana çok şey yemeye buldu. Bu benim dediğim 90 seneler. Şimdileri demiyorum yani. Buraya ilk geldiğim zaman. Teyzenin evinde çok kaldık da anı var mıydı yok bilmiyorum. Yani şöyleydi. Biz bunun evinde kalıyorduk. Bütün gençler. Abim, Nesrin, Deniz. Tuttuk bir gün dedik buna bir hediye alalım. Evinde kalıyoruz. Bir televizyon aldık. Bir video şey, müzik önlek, müzik aleti. Yani kadın da çilemizi çok çekti. O arada daimin bir tane pizzası kapandı. Lamiraj kapattı. Tamir ediyor. Oradaki aporları aldık. Tuvalete kadar aporla koyduk. Her taraf aporla. Bir müzik açardık. Dım tıs dım tıs diskotek gibi. Hep genç çocuk. Bu kazın bazen pıtırırdı benle Nesrin'e derdi. Çıkın gidin derdi. Defolun gidin derdi. Gidin şeye derdi. Dedenizin evinde kalın. Hacı dedenin evinde. Biz hemen derdik. Televizyonumuzu, teybimizi, tost makinamızı. Tost makinamızı. Tost makinesinde dükkan kapanmıştı. Tost makinesinde dükkan kapanmış. Alın defolun derdi. Gidin derdi. Gidin sizden kurtulun derdi. Küserdik. 10 dakika sonra geri gelirdi. Öyleydi. Öyle. Tost makinesi de unutmazdık abi. Biz zannediyorduk onları alırsak teyze şeye kalacak. İşte yani bize yalvaracak kurban olurum gitmeyin bana. Kadın diyor defolun gidin diyor sizden kurtulun diyordu. Yani öyle anılarımız çoktu ya. Vallahi teyze de çoktu. Bir gün arabamı aldılar. Ben Danimarka'da ilk araba aldım kendime. Bir tane Opel Kadett'ti. Ayşe yengem, senin annen değil de Sinan hanımı. O da buradaydı. Hikmet, Berfin bunlar arabamı aldılar gittiler. Ben de geldim baktım arabayı temizliyorlar. Dedim Allah Allah hangi dağda kurtuldu dedim. Arabayı temizliyorsunuz dedim biliyor musun? Biz demişiz çocuğun arabasını almışız de işte bir tur atalım temizleyelim dedim. Ben de gözlerim yaşardı vallahi. Meğerse Hikmet içine kusmuş. Ha. Sütü kusmuş. Ha Bebek benim haberim yok çocuklar he. Akşam arabaya bir bindi. Anam bir kokuyor araba böyle böyle değil yani. O koku yüzüne arabayı sattım. Bir aylık arabayı sattım. Çıkmadı. Süt kokusu çıkmıyormuş. Ve doğrusu teyzem çıkmaz. teyzem anılar çok. Bazıları da anlatılmaz yani. Onlar yaşanır. Yani. Onlar yaşanır, Valla anlatılmaz. Anne babandan bahsetsene. annem babam teyze çocukları. 16 yaşında evlenmişler ikisi de. Ben kendim bildiğim bile de Ankara'dayız. Baba ne iş yapıyordu? Babam Ziraat Bankası'nda şeydi, müfettişti. Şehir şehir gezerdi. Sabit bir yeri yoktu. Son 10 sene falan Ankara'da kaldı ama ondan önce hep gezmediği şehir kalmadı. Yani Sizi de götürdü. okul olduğu zaman gitmiyorduk da tatillerde gidiyorduk. Çocukken okuldan önce gittiğimiz yerler vardı ama pek nadir hatırlamıyorum. Mesela çok yaramazdık biz. Köyceğiz'e gittik, orayı hatırlıyorum. Bizim benle Ayhan yüzünden pazarın yerini değiştiğini bilirim yani. Pazarın yerini Pazarın değiştirdi. yerini, evet. Belediye yeri değiştirdi yani. Yani pazarın yeri böyle, köylüler motorlarla geliyorlardı orada, Köyceğiz'de. İşte arkasına bir ramork takarlardı. Ramork da şeye yani, tekerlekli değil. Böyle direkt motorun arkasına. Adam alışverişini yapacak, şey satacak malını. Benle Ayhan giderdik, motorların şeylerini indirirdik. Tekerlerin havasını indirirdik. Bir gün, iki gün, beş gün adamlar baktı olmadı. Bir de arabalarını oraya park etmediler artık. O bizim sayemizde Pazar başka yere koydu. pazar yeri değişti yani öyleydi. Çok yeri gezdik babam sayesinde. Allah rahmet eylesin. Erken vefat etti Otoriter yani. miydi baba? Yok ya arkadaş gibiydi ya. Otoriter değildi. Yani tam bir babaydı öyle diyeyim. Hiçbir şeyden bizi eksik etmedi. Allah yattığı yeri nur eylesin. O böyle yani babaydı yani. Annem de işte ev hanımı. Onu sen yaptın Tuğba. Doğru söylüyorsun. Meltem abla sen de öyle geç. Kuzenin yanına. Öbürü şey nerede? Belalı kuzenin. Anne sen ne yapıyorsun bilmiyorum. Nerelere gittin? Orada. Sevim.
Gel otur. Ne var mı lan? Vay pupu. Ay rock evetim. Tabii. Yemin ederim yorganla gezene değil. 76'lılar böyle değil mi? Vallahi 76'lılar çok zekiler. Ha. Çok atılganlar. Bunu kendinden mi biliyorsun Senden benden? de biliyorum. Benden de değil mi? Bence 74 senesinde sanki o zaman senin güzel bir lafın var. Böyle sanki nükleer bomba atmışlar Türkiye'ye. Bana öyle geliyor. Bunlar hepsi etkilenmiş yani. 74'lerde 74'ler öksürüyor. Giderim ha, giderim ha bak. Sen 74 Yalnız miydin kalırsın ha, bilmiyorum. yetim kalırsın ha. Dayımın büyük kızı. Tamam. Mehmet Bayram büyük kızı. Ahmet dayımın ikinci kızı. Bir de Sertaç ablam var. O kendi şu an sarma sarıyor ama maşallah dolma gibi sarıyor. O şey istemiyor çıkmayı. Bunun üç katı sarıyormuş üç katı normalde. sarıyorum. Bununki zengin de olmaz. Ama gerçekten 76'larda çok şey var. 76'nın Haziran ayında doğanlarda ben bunu görüyorum genelde. Sende de var, bende de var. Mizahimiz acayip kuvvetli. Çok böyle nasıl diyeyim, düşünüyoruz. O oyumuz var. O sene acaba deprem mi oldu? Aileciyiz. Ha? Çok mu sarsıldınız? O sene deprem mi oldu? Ne oldu? Vallahi bilmiyorum deprem mi oldu artık, ne oldu ben de bilmiyorum. Bu nesin sen ne diyorsun bu konu hakkında? Bence o sene ay tutulmuş. Kesin güneş tutulmuş, ay tutulmuş, öyle bir Aynen. şey olmuş. Yani illa bir şey var yani. Deprem belli yani. Baba sen niye gülüyorsun? Aşk olsun. Elin kızı sen niye gülüyorsun? Hem sarmaları. 76'lılar öyle diyorsun ha? 76'ların Haziran ayı çok böyle şeyler. Zeki, çevik, atılgan, Şimdi de burç yorumları başladı. kıvraklar. Öyle ama 74'te sanki nükleer bomba düşmüş o sene Türkiye'de. Acaba ambargo o zaman mıydı? Vitaminsiz mi kaldı herkes? Neydi bilmiyorum. Bir şeyler Bilmiyorum. oldu herhalde. Kesin. Kıbrıs Savaşı o zaman olmuştu. Doğru. Amerika o Ha, zaman 74. ambargo. Doğru. 74'te mi oldu? Tabii tabii. 74, Bunlar radyasyona mı 75. maruz kalıyorsun? Bunlar vitaminsiz. Sen de bombanın imalatında mı? Yani bunlar o yüzden bu 74'lüler ben bilirim yani. Kaç tane 74'lü tanıyorsam orada bir zaman herhalde bir vitamin eksikliği olmuş. Ya he. 76'da deprem olmuş. 76 bolluk bereket zamanı. Sarı 76 bolluk şey de bereket vardı, zamanı. Kıbrıs çıkartması da vardı. Ecevit falan Şu savaş da 74, vardı. 74 Şey o. olmuş 74 derken. evet. O. Aynen. İşte tüp kuyrukları sizin zamanınıza başlamış. Kaz kuyruğu, tüp kuyruğu. Bizim zamanımızda bolluk bereketi varmış. Biz o zaman fakirdik. Olabilir. Anne. Sen de fakir çocuğuymuşsun. Sen de ama fakir Vallahi iyi ki fakir çocuğuymuşum. Acaba zengin çocuğu olsaydım ne olacaktı? Onu çok merak ediyorum. çocuk. senin kuzenlerini tanıtmadın mı sen? Tanıttı. O Tanıttı ya. Sevim Ahmet dayımın kızı. Mehtap Mehmet dayımın ilk kızı. İşte Mehmet dayımın 4 kız 2 oğlan var. 4 kıza en sonunda Songül ismini koymuşlar. Yeter demiş. Sonra Murat olmuş. Sonra Ali. Ahmet dayımın 2 kız 1 oğlan. Ali ile hikayen yok mu? Ha, sen Ali ile yolculuğa çıkmış değil mi? Onu söylesene. Ali şöyle aslında Ali yolculuğu ben Ali'yi birine çok benzettim. Rahmetli Fethi dayıma çok benzettim huyunu. Biz Fethi dayıyla hastaneye gittik. Babam rahmetli hastanedeydi. Bir taksici geldi dış kapıda. Yolcuyu indirdi. Biz de bindik. Ben bindim o daha binmeden. Bir tane adam telsize geldi dedi. Beyefendi dedi bu arabaya binmeyin dedi. Ben size dedi hastanenin arabasını çağırayım dedi. Taksici de bana in dedi. Ben de tam indim. O arada Fethi dayımı adama çıkıştı. Senin arabana da binmiyorum dedi. Buna da binmiyorum lan dedi. Kevmik hikayesi mısın dedi. Ben yoldan bir tane çevireceğim dedi. Ama yola çıkana kadar da başka çıkış kapı yok. Kapının ağzında da 30 tane taksici var. Fethi dayı da biraz ters konuştu adama. Dedim dayı ne yapıyorsun? Burası Ankara dedim. O telsizi dedim bir haber verse dedim. Bizi Bizi içeri attı. döverler dedim. Kapıdan çıkarmazlar taksiciler. Dedi sen daha dayını tanımıyorsun dedi. Dayın karateci dedi. Dayının da kolları böyle kürdan gibi zayıftı. Dedim bu kürdan gibi kollarla mı döveceksin adamları dedim. Bana baktı sen ne yarıyorsun lan dedi. Hadi vermiş. Dedim sen bana mı güvenerek dedim adamlara artistik yapıyorsun dedim. Gelirlerse ben de seni tanımıyorum dedim. Arada hatta ben de sana vururum dedim. Senin yüzünden dayak mı yiyeceğim dedi. Neyse arada bir 2 sene geçti. Ben Ali ile arabayla Türkiye'ye gidiyoruz ikimiz. Bu sürüyor. Çekteyiz. Kuyruk var. Şeye çıktı. Nurgang Türkçesinde onun. Acil çıkış. Yolun Kazan insan. şeridi. Yok yani en Acil, şey acil çıkacak. oradan devam ediyor. Herkes gidiyor. Durmuş tabii. Bu sağdan gidiyor. Tırcının bir de önüne kırdı bunu. Yolu kapattı.
Tırcının arkasına geçti. O arada biri daha geldi. Tırcı 12'ni keserken adamın önüne geçti. Fren yapıyor bir sefer. Adam gidiyor tak duruyor, frenliyor, tak duruyor. Ali fren yapıyor. Ali yapıyor. Hem suçlu hem de güçlü. Dedim Ali bir yaptın olmadı falan neyse. Sonra Sırp'a gittik. Sırp'ta gene bu sürüyor. Gene taksi 3 tane Almanyalı'yı geçti. Adamlara yine el kol hareketi falan. Oğlum dedim bu Almanlar bizim gibi kelle koltuk sıkmaz. Bunlarda beyzbol sopası her şey var. Biz beni mi dövdüreceksin dedim. Sen ne işe yarıyorsun dedi. sen bana mı güveniyorsun lan dedim biliyor musun? Dedim bu kadar fettaya benziyoruz ilk suyularınız dedim. Neyse Sırp'ın sonunda bu dedi arabayı ben süreceğim. Halaoğlu dedi yine. Orada gidiş geliş yollar var. Sollamalara çıktı. Bir çıkıyor 7 araba solluyor. 6 araba solluyor. Birine bir sollama yaptı. Zar zor geçti. Arkadan arabalar selektör yaptı. Sam sınıra 2 kilometre kala polis bizi durdurdu. Durdurdu dedi. Halaoğlu dedi sen inme ben hallederim dedi. Baktım bu polisle konuşuyor. Tabii bizim solladığımız bütün arabalar bizi geçmeye başladı. Her araba da dolmuş içeride 7-8 kişi var. Ulan dedim bunlar geçerse biz daha bir saat daha bekleriz. İndim polise 30 euro verdim. Ne yapıyorsun dedi falan dedim. Ali dedim 2 saat daha beklemem biz zaten hiç durmadan geldik. Neyse dedim Ali Bulgaristan'a bir otele girelim yatalım dedim. Sabah Türkiye'ye gireriz. Yok dedi bu Almanlar dedi hepsi burada yatarlar dedi. Sabah dedi sınırda dedi sana bekleriz. Halorlu basalım dedi. İyi dedim. Sen dedim kuyrukta bekle dedim ben yürüyeyim biraz dedim açılayım. Yürürken bir adamla sohbet ettik. Meğer Ali hatalı sollama yapınca o adam şeymiş. O adamın önünde kırmış. Adam da dedi o BMW'yi süren sen miydin? Dedim ben değildim. Ali'ydi dedim. Yani benim dayı oğlum. Adam da dedi araba sürmek nasihat falan filan. Tabii Ali geldi. Ne diyor o adam dedi. Dedim o BMW'yi süren şerefsiz sen miydin diye bana. Değil mi? Ben gidip döverim dedi onu. Dedim hadi git dedim. Durdu. En son biz Bulgar'a girdik. Son polis. Üzerimize de biraz fazla para var. Kadın dedi ki ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben dedim biz Danimarka'da ben tam diyecektim ben işte işçiyim. Biz iki yandan çıktı dedi bizim restoranlarımız var dedi. Aha iki tane genç arabayla gelmişler. Kesin bunlar da ya paraya bir şey. Çekin dedi arabayı karaca. Lan yavrum dedim restoranı niye dedim dedi. Ha, Ali dedi restoranlarımız var dedi. Neyse Haloğlu dedi sen canını sıkma ben hallederim dedi. Çıkardı cebinden paraları şak şak böyle masaya attı. Adam dedi abi dedi koy cebine dedi falan. Bindik. Bak dedi gördün mü nasıl hallettik dedi. Biz seherde girdik Bulgar'a. İlk petroldan şey alacağız otoban parası. Bir sıra var. Bir sıra var önümüzde en az 60 kişi var. Aynı o adamla yine yan yanayım ben. Adamla yine ben konuşuyorum. Abi işte bizi durdurdular az kalsın şöyle böyle falan filan. Arkadan bir ses geldi. Ulan yeter dedi. 2 saattir dedi konuşuyorsun dedi. Dedikodu yapıyorsun dedi. Ben burada dedi bekliyorum dedi. Ulan dedim bağıran manyak kim dedim biliyor musun? Bir döndüm ki Ali. Ali ama petrolün içinde bağıra bağıra. Lan Ali ne yapıyorsun dedim falan böyle. İndim arabaya hihihi böyle gülüyor tabii. Dedim ben bir hata yaptım seni kendine getirdim. Burada indiririm ama dedim. Burada indiririm ama dedim. Bir kere dedim vardı dayımın oğlusun. Bir daha da sılayır. Öyle zevkli bir yolculuk yaptık Ali'yle. Ya. Aynı Fethi dayımıyla valla. Öyle anılarımız var işte yani. Güzel anılar. Vallahi öyle. İnsanın çok kuzeni olunca çok da anısı olur. Çok bir de ben şeyim ya beni çok severler hepsi herhalde. Hepsiyle aşırı anım var aşırı. Yani say say roman olur benim anılarımız. Nesin de fazla. Biz genelde aynı hala sen ben hep aynı. Hep öyleydi. Ha. Hey, tost hep tost makinesi. Hep küserdik. Hep küserdik. Hep şeydik. Vallahi hep giderdik. Geri gelirdik. 5 dakika sonra. İyi giderdik. Rahmetli dedem sigara içiyor. Aziz dayı sigara içiyor. Anneanne sigara içiyor. Falan diyordu biz niye buraya geldik diyordu. Geride de teyze bizi affet ne olursun. Kahvaltı hazırlardık. Kahvaltı hazırlardık. Vallahi yalvarırdık. Aytaç kalkardı sabahleyin şeyin ortasına bağırırdı. Antrenin. Muaa diye böyle teneke kazıntısı gibi sesi vardı. Biz de teyze sus bu niye yatmıyor? Bu niye kalktı bu saatte? Valla teyze karımızı çok çekti. Yani o zaman çok çekti. Hakkı helal olsun. Güzel günlerdi ama. Çok güzeldi valla. Denizde taksiye biner gelirdik. Bir gün taksiye bineceğiz. Adam 3 tane 3 araba var arkasında. Bindik arabaya Kelasanlı biri. O zaman da işte İstasyondan Östegor'un 28-20 kron ya da 25 kron tutuyordu.
Adam artık kaç saat beklemiş bilmiyorum. Bir bindik. Nereye gidiyorsunuz dedi. Östergordun Orçiv. İnin lan dedi. Çakallar dedi biliyor musun? Biz denize bir korktuk. İnin dedi çakallar dedi. Allah. Yani toplam bir kilometre yok. Yok yok ama işte öyleydi o zaman ya.